Yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesi beraberinde pek çok sorunu da taşıdı. Vatandaşsa çocuklar okula karanlıkta gidiyor. Bunun yanı sıra elektrik tüketimi de %6,5 oranında arttı diyerek şikayetçi resmi rakamlara da yansıdı. Elektrik tüketiminin %6,5 artışı. Türkiye yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ı geride bıraktı. Yaz saati uygulaması kalıcı hale geldiği için hava oldukça geç aydınlandı. İstanbul'da güneş saat 8:20'de doğdu. Ya böyle sanki gece yolculuğu yapıyormuş gibi oluyor. Kış saati uygulamasının kaldırılmasının ardından vatandaşlar işlerine, çocuklar da okullarına karanlıkta gidiyor. Bu sabah hava her zamankinden daha da geç aydınlanınca vatandaşlar kış saati uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini istedi. Saatler eski durumuna dönmesini istiyorum ben. Evet. Çok geç aydınlandığı için çocuklarımızı da okula gönderiyoruz, şey yapıyoruz. Olmuyor böyle. Valla karanlıkta işe gitmek evet zor oluyor çünkü hem uyanamamış oluyorsun, sen geceymiş gibi hissediyorsun. Saat o yönden kötü oldu bizim için yani. Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesinde ana hedef tasarruftu ancak planlar tutmadı. Elektrik Mühendisleri Odası kış saati uygulamasından vazgeçilmesinin tasarruf sağlamadığını açıkladı. Odanın açıklamasında Kasım ayında ekonomideki yavaşlamaya ve sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesine rağmen elektrik tüketiminde artış yaşandığı belirtildi. Kasım'da elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre %6,5 arttı ve 22,7 milyar kilowatt saatle en yüksek düzeyine ulaştı. Yılın ilk 10 ayında ise elektrik tüketimi %2,63 arttı.